Merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayının astrolojik gündemine ve bu ayın tüm burçlar üzerindeki etkilerine şöyle bir göz atacağız. Artık tutulma hattına girdik, adım attık. Bu nedenle Nisan ayı çok önemli ve çok yoğun tabii ki. Özellikle 5 Nisan'da Merkür'ün bir geri retro hareketi başlayacak. Şimdi bu gerileme süreci aynı gün içerisindeki Venüs'ün de Koç burcuna geçişini temsil edecek. Hemen ardından 8 Nisan'da Koç burcunda çok güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız ki bu da enerjilerin çok fazlasıyla yoğunlaşacağı bir dönemin işareti. Artık hepimiz bir yol ayrımına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ayın sonunda 24 Nisan'da da bir de Akrep burcunda etkileyici bir dolunay meydana gelecek. Nisan ayı bu güneş tutulması ve Akrep burcundaki dolunayla birlikte sizlere olan tüm etkilerinden şimdi bahsedeceğim. Ve bununla birlikte 28 Nisan'da özellikle de Merkür retrosu sona erecek. Şimdi bunun etkilerinden de anlatacağım. Şimdi bazı karmaşaların ve geçişmelerin aslında çözüleceği anlamına geliyor bu da. Hemen ertesi gün yani 29 Nisan'da Venüs yönetici olduğu Boğa burcuna geçiş yapacak bu ay için. Bu da maddi konular ve ilişkilerdeki böyle stabiliteyi zaten bir değiştirecek ve ayın son günü yani 30 Nisan'da ise Mars'ta bu sefer Koç burcuna bir geçiş yapacak. Şimdi girişimcilik ve cesaret enerjileri bizler için de çok ön plana çıkacak zaten. Evet, bu ay gerçekten astrolojik açıdan çok yoğun geçecek. Ancak güneş tutulması ve hem Akrep'teki dolunay hem tüm burçlar üzerinde çok önemli etkiler yaratacak açıkçası. Şimdi hazırsanız Nisan ayının etkilerine bakalım. 8 Nisan'da Koç burcunun 19 derecesine gerçekleşecek olan tutulma Balık burcunun ikinci evine düşüyor olacak. Bu maddi kaynaklar, gelir ve değerlerle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir zamana işaret ediyor demektir. Aynı zamanda Merkür gerilemesi bu alanda bazı gecikmeler ve veya bazı müzakereler hayatınızda getirebilir. Ancak Venüs'ün tabii ki Nisan ayı içerisindeki olumlu etkisi sayesinde bu sürecin sonunda Balık burçları için çok faydalı sonuçlar elde etmek çok da mümkün. Şimdi tutulmalar sizin yeni gelir kaynaklarınızı, potansiyelinizi daha böyle yükseğe çekmeye sahipken Merkür retrosu var biliyorsunuz Nisan ayı içerisinde. Bu Merkür gerilemesi nedeniyle bazı işlemlerin beklenenden birazcık daha uzun süreceğini ve ekstra dikkat gerektireceğini unutmayın. Bu süreçte iletişimde karşılaşabileceğiniz aksamalar için lütfen sabırlı olmak ve her datayı dikkatli incelemek çok önemli. Özellikle Nisan ayında iletişimle ilgili her türlü konuda, örneğin e-postalarda veya belgelerde herhangi bir şeyin lütfen gözden kaçmaması için ekstra dikkatli olun. Bu dönemde yeni başlangıçlar yaparken aynı zamanda değerlerinize daha fazla önem verebilirsiniz. Bu sadece tabii ki maddi değerler değil. Aynı zamanda kişisel değerler ve maneviyat anlamında da geçerli olmalı. Mars ve Satürn'ün tabii ki Balık burcundaki etkisi, sizin burcunuzdaki etkisi hayatınızda böyle yeni yapılar kurarken disiplinli ve kararlı olmanız gerektiğini de size inanılmaz derecede hatırlatacak bu ay. Bu finansal planlamadan böyle ruhsal uygulamalara kadar hayatınızın çeşitli alanlarında böyle dibine kadar kendini gösterecek. Şimdi Balık burçlar için Nisan ayı maddi kaynaklarınızı böyle güçlendirme, yeni gelir kaynakları veya yolları açma, kişisel değerlerinizi belki yeniden değerlendirme fırsatları evet sizler için sunuyor. Venüs'ün tabii ki çok olumlu etkisi var. Bu da sizin zorlukların üstesinden gelmenize çok yardımcı olacak ve yeni olanaklar sizlere sunacak. İletişim ve anlaşmalar konusunda son derece lütfen sabırlı olun. Fırsatları değerlendirirken dikkatli bir şekilde hareket edin. Bu süreçte maneviyatınızı değerlendirmek için, derinleştirmek için veya kişisel gelişiminize özellikle odaklanmak için de harika bir zaman olabilir sizin için. Ayın ikinci yarısı Jüpiter ve Uranüs'ün çok önemli bir kavuşumu var. Şimdi bu da Balık burcunun 13. evinde gerçekleşiyor. Bu da sizin iletişim, böyle seyahat ve öğrenme ile ilgili konularda size inanılmaz fırsatlarla dolu.
olumlu gelişmeler anlamında geliyor. Şimdi yazı projeleri, yayıncılık fırsatları, belki yeni öğrenme, yeni eğitim yolları bu dönemde size öne çıkan temalar arasında yer alabilir. Tabii ki kardeşler ve yakın çevrenizden de beklenmedik şeyler veya sürprizler alabilirsiniz. Beklenmedik bir şekilde bir yazı projesi karşınıza çıkabilir veya mevcut projeyi bitirip tekrar yayınlama şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca yine seyahatlerle de ilgili beklenmedik fırsatlar, iş için seyahat etmeniz gereken durumlarda kolaylıkla yaşayabileceğiniz durumların sadece bazıları bu Nisan ayı içerisinde. Şimdi Nisan ayının sonuna doğru 24 Nisan'da meydana gelecek Akrep Burcu'ndaki Dolunay, Balık Burcu'nun özellikle 9. evinde gerçekleşiyor. Şimdi bu da yüksek öğrenim, uzak seyahatler, hukuki meseleler ve kişisel inanç sistemlerimizle ilgili konularda önemli bir dönüm noktası olabilir bize. Bu dönemde böyle eğitimlerle ilgili belki bir projeyi tamamlayabilir, uzun bir seyahatten böyle dönebilir veya önemli bir hukuki meseleyi lehinize sonuçlandırabilirsiniz. Yani ayrıca kişisel inançlarınız ve dünya görüşünüzle ilgili çok derin düşüncelere dalabileceğiniz bir dönemden bahsediyorum sevgili balıklar, sizler için. Tabii ki Dolunay'ın ardından Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumunun etkisi altında olan balık burçları için iletişim, eğitim, seyahatle ilgili konularla daha fazla böyle olumlu gelişmeler tabii ki bekliyoruz. Bu süreçte yazma ve yayıncılık projelerinizde çok net ilerleme kaydedebilirsiniz. Yine yabancılarla veya farklı kültürlerle etkileşimde de bulunabilirsiniz. Buralarla olan iş düzeyinizde bir takım artmalar veya gelişmeler olabilir. Yeni bilgiler öğrenme fırsatları çok net bulabileceğiniz bir dönem. Şimdi bu dönem balık burçları için genişleme, büyüme ve kişisel gelişme zamanıdır demek istiyorum. Hayallerinizi böyle gerçekleştirmeye, yeni şeyler öğrenme ve dünyanızı genişletme fırsatlarını lütfen değerlendirin. İletişim becerilerinizi geliştirmek, yine yeni insanlarla tanışmak, gerçekten bu bilginizi de arttırmak için de bu enerjileri lütfen bu dönem içerisinde kullanın. Kendinize ve yeteneklerinize lütfen zaten güvenin ve beklenmedik fırsatları kucaklayarak hayatınızı pozitif değişiklikler getirin. Şimdi Nisan ayının getirdiği bu enerjiler hayatınızda yeni başlangıçlara, derin dönüşümlere ve umut dolu yarınlara kucaklama fırsatına sahip olmanızı sağlayacaktır zaten. Gökyüzünün bu dönemde size sunduğu tüm hediye veya tüm bu meydan okumalar aslında bizleri daha güçlü, daha bilinçli ve hayallerimize böyle daha bir adım yakın bir birey yapmaya katkıda bulunmak için hep. Ve unutmayın ki her tutulma sadece tabii ki bir son değil. Aynı zamanda böyle yeni bir başlangıcın hayatımızda bir müjdecisidir. Ve sizlerin de Nisan ayın boyunca karşılaşacağınız her türlü zorluk aslında içinde barındırdığı derslerle beraber bizleri geliştirmeye ve ruhsal yolculuğumuzu özellikle de ilerlememize yardımcı olacaktır. Bu ayı kendi böyle iç dünyanıza yapacağınız bir yolculuk olarak lütfen görün ve evrenin size sunduğu mesajları veya bizlere sunduğu bu mesajları lütfen dinleyin. Hayatınıza dair güzel keşifler yapmanız ve tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle diyorum ben de buradan. Her birimizin yolculuğu ışıkla dolu, bereketli ve huzur verici olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.